Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiçbir kanalda bulamayacağınız beyaz baklava ile kakaolu baklavayı ikisi bir arada yapıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin beraber yapalım. 50 gram margarinim vardı, bir dolu yemek kaşığı. Kasemizi alalım, üzerine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edelim. Siz isterseniz üzüm sirkesi de ilave edebilirsiniz. 1,5 çay bardağı suyumuzu ilave edelim. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 1 çay bardağı asidimiz de vardı. Onları da ilave edelim. Üzerine bir tane yumurtamızı kıralım. 1 çimdik tuzumuzu da ilave edelim. Ve güzelce çırpalım. Ve azar azar unumuzu ekleyelim. Unumuzu her zaman dediğim gibi azar azar ekleyelim arkadaşlar. Bakın benim gibi ben de azar azar ekliyorum. Yumurtaların büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişeceği için her zaman azar azar eklemekte fayda vardır. Ve hamurumuzu güzelce toparlayalım. Tezgahımıza bir miktar unumuzu serptikten sonra hamurumuzu tezgahımıza alalım. Orada güzel özlü bir hamur hale gelene kadar yoğuralım. Her zaman söylediğim gibi leğende hamur güzel yoğrulmuyor arkadaşlar. Tezgahta daha güzel özlü bir hamur yoğruluyor. O yüzden ben de her zaman tezgahımda yoğuruyorum hamurumu. Altına şöyle unumuzu çeke çeke güzelce yoğuralım hamurumuzu. Ve rulo haline getirelim. Ve bezelere bölelim. Bu kadar mandalina büyüklükteki hamurlarımızı yuvarlayalım ve kenara alalım. Evet arkadaşlar, şöyle hamurumuzu toparlayıp elimizle yuvarlayıp kenarımıza bırakalım. Tekrardan gösterelim. Bu şekilde yuvarlayıp kenarımıza bırakıyoruz. Ve hamur bitene kadar aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Evet, bezelerimizi hazırladık. Şimdi açmaya başlayalım. Baklavamızı nişastayla açacağız arkadaşlar. Kesinlikle un kullanmayacağız. Bir tanesini alalım. Nişastaya bulayalım ve tatlı tavuğu büyüklüğünde açalım hamurumuzu ve kenarımızı alalım. İkinciyi tekrardan aynı işlemle yapalım. Bu şekilde açalım. Ve kenarı alalım. Tekrardan açalım. Evet, bütün hamurlarımız bitene kadar aynı işlemi yapalım. Bir tane tabağımızın içerisine buzdolabı poşetimizi yerleştirelim ve hazırlamış olduğumuz hamurlarımızı bu şekilde yerleştirelim. Üzerine bir tane daha buzdolabı poşeti örtelim ki birbirlerine yapışmasınlar diye. Bu şekilde hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, hamurlarımızın hepsini poşetledik ve kenara alalım. Biz şimdi kakaolu hamurumuzu yapalım. Aynı şekilde 50 gram margarinimizi kasemize alalım. Üzerine bir tane yumurtamızı ilave edelim. 2 yemek kaşığı elma sirkemizi ilave edelim. 1 çay bardağı sıvı yağımızı, 1 çay bardağı su kullanacağız bu hamurumuzda arkadaşlar. 1 çay bardağı sütümüz vardı, onu da ilave edelim. 3 yemek kaşığı dolu dolu kakaomuz vardı, onu da ilave edelim. Bir çimdik de tuzumuzu ilave ettikten sonra güzelce çırpalım. Arkadaşlar, bugünkü videom biraz uzun oldu. Neden uzun oldu? İki baklava hamuru tarifi veriyorum arkadaşlar. O yüzden videomuz biraz uzadı ama sorun değil. İkisi bir arada iki renkli baklava yapacağımız için iki tane hamur yoğuruyoruz bugün. Evet, kakaolu hamurumuzu toparladık. Tezgahımıza bir miktar unumuzu alalım ve hamurumuzu tezgahımıza alalım. Orada güzel özlü bir hale gelene kadar yoğuralım.
Arkadaşlar ben malzemelerimi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da gene inceleyebilir, bakabilir, yapabilirsiniz. Ve hamurumuzu rulo haline getirip mandalina büyüklüğünde parçalarımıza ayıralım. Bu hamurumuza yarım çay bardağı eksik su koyduğumuz için daha az oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde yoğuralım. Yuvarlayalım ve kenara alalım. Tekrardan aynı işlemi yapalım. Bir tane daha gösterelim. Bu şekilde yuvarlıyoruz ve kenara alıyoruz arkadaşlar. Evet, hamurlarımızın hepsini bezeler haline getirdik. Ve nişastaya buluyalım hamurlarımızı. Tekrardan tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Bu şekilde açalım ve kenara koyalım. Tekrardan hamurumuzu nişastaya buluyalım ve açalım. Onu da kenara alalım. Evet arkadaşlar. Açmış olduğumuz hamurlarımızı buzdolabı poşetinin arasında böyle gene dizelim. Sade hamurlarımız dinlenmişti. Şimdi kakaolu hamurlarımız dinlensin. Biz sadelerimizi açalım arkadaşlar. Bir tanesini alalım. Bu şekilde. Ve açmaya başlayalım. Bir miktar nişastamı altına üstüne gelecek şekilde serptim arkadaşlar. Ve oklavamızı açalım. Arkadaşlar videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Kanalıma abone olmadıysanız bu saatten sonra kanalıma abone de olabilirsiniz. Bana destek de verebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hamurumuzu bu şekilde büyütelim. Kameramın açısını iyice büyüklüğü göstermiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde dörde katlıyoruz hamurumuzu. Kare haline getirelim. Çok ince bir oklavaya saracağız arkadaşlar hamurumuzu. Bu şekilde gösterelim. Evet. İçine cevizlerimizi serpelim. Cevizlerimiz bizim kendi bahçemizden arkadaşlar. O yüzden biraz siyahlı ama sorun değil. Tadı mükemmel olduğu için harika bir lezzeti var. Evet, hamurumuzu kenardan bu şekilde katlayıp oklavamıza saralım. Ve iki elimizle sıkıştırıp böyle büzelim arkadaşlar. Bu şekilde kenarlarını alalım. Daha önce açmış olduğum hamurumdan böyle eşitleyerek keselim. Büyüklükleri bu kadar olacak arkadaşlar. Vesinimizi dizelim. Evet, böyle 3 tanesini yerleştirelim. Bir aralarına gelecek şekilde 1-3-1-2 şeklinde dizeceğiz arkadaşlar. Ve şimdi kakaolu hamurumuzu açalım. O da dinlenmiş, yumuşamış, çok güzel. Tekrardan tezgahıma altına üstüne gelecek şekilde nişastamızı serpelim. Ve açmaya başlayalım. Hamurumuz yumuşadığı için çok çabuk, çok kolay açılıyor hamurlarımız arkadaşlar. Bu arada kapımız, penceremiz kapalı olsun arkadaşlar. Baklava hamurlarımız yağlı olduğu için rüzgardan çabucak kuruyabiliyor. O yüzden sizi zorlayabilir. Kapılarımızı, pencerelerimizi kapatalım. Bir hamurumuzu açalım. Kakaolu hamurumuzu da bu şekilde büyüttükten sonra dörde katlayalım. Kara haline getirelim. Ve üzerine cevizimizi serpelim. Kenarını kıvıralım. Ve oklavamıza saralım. İki elimiz ile tam ortaya gelecek şekilde büzelim. Ve oklavamızı çıkartalım. Tekrardan bir tanesini ölçü olarak alalım. Aynı eşitlikte keselim.
İçini de gösteriyorum arkadaşlar. Kakaolu hamurumuzun çevresi bu şekilde. Ve şimdi sağ dilinin arasına kakaolu hamurumuzu yerleştirelim. Bu şekilde. Bir kakaolu, bir sade, bir kakaolu, bir sade şeklinde silimize dizelim. Tekrardan açmış olduğum yufkamı kestim ve silimize dizelim. Arkadaşlar, verdiğim bu ölçülerden benim 3 tane borcam tatlım çıktı. Siz bu hamurları azaltabilir, çoğaltabilir, istediğiniz kadar baklava elde edebilirsiniz. Bu şekilde dizerek silimizi dolduralım. Arkadaşlar, şimdi kenarlarını, gelecek kısımlarını ortadan ikiye bölüyorum bu şekilde. Hiçbir ayrıntıyı sizin gözünüzden kaçırmak istemedim. O yüzden videomuzun zaten. Ve bu şekilde bitirelim. Evet, kenar kısımlarına gelenleri ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Ve sinimizi dolduruyoruz. 250 gram tereyağımı erittim. Köpüklerini temizledim. Bir kaşık yardımıyla tatlımızın üzerine gelecek şekilde dökelim. Arkadaşlar, bu tatlımızı ilk önce fırınımızı ısıtıp 170 dereceye ayarlayacağız. Bir 10 dakika öyle pişireceğiz. Sonra üzerine birisini kapatıp 150 dereceye alacağız. Ve öyle hemen hemen 1,5 saate yakın pişirdim ben baklavamı. Şerbetini yapalım. 5 su bardağı şekerimizin üzerine 5 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Su bardaklarım klasik su bardağı arkadaşlar. Bir dilim de limonumuzu bırakalım ve 15-20 dakika kaynatalım. Bu şekilde köpüklerimiz büyük olana kadar kaynatıyoruz arkadaşlar. Ve şerbetimiz olmuş demektir. Böyle kepçemizden ağır ağır aktığı zaman tamamdır. Evet arkadaşlar, 1,5 saatin sonunda tatlımız pişti. Nasıl piştiğini anlayacağız. Altları çok hafif, bir pembeleşiyor. Bu şekilde tatlımız pişmiş demektir. Ve sıcak şerbetimizle sıcak baklavamızı buluşturalım. Evet, şerbetimiz ağır ağır akıyor, son damlaları. Evet, şimdi şerbetle tatlımızı buluşturalım. Evet arkadaşlar, beyaz baklavamız, kakaolu baklavamız, ikisi bir arada bugün. Ve 1-2 saat tatlımızı dinlendirelim. Evet arkadaşlar, tatlımız şerbetini çekti. Şimdi süslemesine geçelim. Ben Antep fıstığıyla süslemek istedim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde süsledikten sonra bir de lezzetini, tadına bakalım. Evet arkadaşlar, tadı, lezzeti mükemmel, görüntüsü süper olan tatlımızın tadına bakma zamanı gelmiştir. Bu şekilde bir tane sade, bir tane de kakaolu çıkartalım ve lezzetine bakalım. Dışı çatır çatır, içi yumuşacık olan tatlımızı şöyle çatal yardımıyla ikiye bölelim. Ve iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Beyaz olmasına rağmen içi kum gibi dağılan baklavamız arkadaşlar. Bir de kakaonun tadına bakalım. Kakaonun lezzetini nasıl anlatacağım arkadaşlar? Brownie tadında bir baklavamız olmuş. O kadar lezzetli bir baklavamız olmuş arkadaşlar. Ve siz beyaz baklavamın, kakaolu baklavamın son halini izlerken ben de artık sizlere veda edeyim. Baklavamı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi bayramlar dilerim.